iki milletvekili Rize'deyiz. Rize'de karış karış gezerek ilçelerimizdeki sorunları tespit ediyoruz. Yine daha sessiz. Çözüm önerilerimizi iletiyoruz. Biz bugün Osmaniye milletvekilimiz Baha Ünlü ile birlikte Güneysu'daydık. Güneysu'da köylerimizi gezdik. Güneysu içerisinde kahve ziyareti gerçekleştirdik. Burada en büyük sorun çay üreticisinin sorunları. Burada Çaykur daha etkin bir şekilde kullanılmalı. Piyasada daha etkin olmalı. Özellikle köylü elinde kalan malı çok düşük değerli fiyatlarla, çok düşük miktarda alım nedeniyle tüccara zarar ederek vermek zorunda kalıyor. Bunun için önerilerimizi milletvekillerimizle beraber hazırladığımız bir yasa teklifimiz var. Bu önerilerimizi onlara getirdik, anlattık. Bu işin düzelmesi için Çaykur'un daha fazla alım yapmasını, bu özel sektördeki mevcut boş kapasiteyi Çaykur'un kullanmasını öneren ve içinde pek çok değişiklik içeren bir çay yasası var. Bu yasayı anlattık halkımıza. Bunun geçmesi için mecliste biz elimizden geleni yapacağımızı, iktidar milletvekillerinin de bu konuda destek olması gerektiğini anlattık. Genel Başkanımız bir ay önce bu bölgedeydi. O da ziyaretlerinde pek çok sorunu tespit etmişti. Bu Genel Başkanımızın tespit ettiği sorunlarla ilgili çözümlerimizi aktardık. Son derece güzel, misafirperver bir ziyaret gerçekleştirdik. Bütün Güneysu'ya teşekkür ediyoruz. Ben de Özgür Başkanımın, vekilimin söylediği gibi Güneysu ilçesinde köyleri dolaştık. Kahveleri dolaştık. Ve burada sıcak bir ilgi gördük. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca ilçe yönetimimiz, ilçe başkanımız gerçekten bizi çok güzel bir yerlere götürdü. Halkın sorunlarını dinledik. Özgür vekilimin dediği gibi tek sorun çay üreticisi çiftçilerimizin durumu. Biz de onu demin Özgür vekilin dediğini anlattığı üzere çay kanunu teklifini meclise verdiğimizi ve bunun üzerinde sıkı durduğumuzu, diğer iktidar vekillerinden de destek istediğimizi belirttik. Ama vatandaş zor durumda. Çay üreticisi zor durumda. Burada çiftçinin, köylünün, buradaki köylünün tek geçim kaynağı çay. Ve Çaykur'un yeniden yapılanması gerekiyor. Kapasitesinin artırılması gerekiyor. Çiftçiyi tüccara mahkum etmemesi gerekiyor. Bizim verdiğimiz o çay kanunu teklifinde bunların hepsi var. İnşallah bu kanunu çıkarırsak Rize'nin ve Güneysu ilçesindeki çay üreticisi vatandaşlarımızın sorununu çözmüş olacağız. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum.